Merhaba. Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında yürüttüğümüz süper kahraman projemiz için size birkaç soru yöneltmek istiyoruz. 1. Çocukken gelecekle ilgili hayalleriniz var mıydı? Bu hayalleriniz gerçekleşenler oldu mu? Evet, oldu. Kendi çocuklarımda bir tane kızım var, bir tane oğlum var. Kızım doktor oldu. Şu anda Silivri'de. Oğlum da Sabancı Anadolu Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi. Ama bütün çocukları çok seviyorum. Sizler için buradayım. 2. Öğrencilik hayatınızda veya çocukluğunuzda karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Akranlarınız tarafından zorbalığa uğradınız oldu mu? Evet, uğradım. 3 arkadaştı, beni dövmeye kalktılar. 1-2 tane vurdular. Ben de durdum, yani ne yapayım dedim. En güzel şey efendilikti. Gülerek baktım. Onlar da şaşırdı, utandılar, gittiler. Hiç tepki vermedim. Öyle baktım. Öyle bitirdim. Bu zorlukların üstesinden gelmeyi nasıl başardınız? Herhangi bir yardım aldınız mı? Hayır, almadım. O yapanlara gülerek baktım şöyle, gülerek hiçbir şey de söylemedim. Onlar utanarak gittiler. Gönüllü olarak projeye veya çalışmalarda yer aldınız mı? Çok projelerde yer aldım. Gönüllü olarak da aldım. Görevli olarak da yaptım. Bir, bu 75. yıl ilkokul, ortaokul, elektrik sistemi, ses sistemi, boyaması, bütün her şeyleri kendi çabamızdan bir takım şeyleri yapıyoruz. 2. Saraybahçe Balıkçılar Derneği olarak bir dernek vardı ama böyle hiçbir şey yoktu. Orayı güzel bir şeyler yaptı. Elektrik, su, yol ve katkı sistemi falan. 2-3 tane okulun kazan daireleri ve kalorifer şeyleri çalışmıyormuş. Onlara gittim. Bir de taş ocaklarından Serekenin taş ocaklarının şeyinde bir okul vardı, taşımalı okulmuş. Oraya yıldırım düşmüş. Ben de konuşulurken duydum, dediler böyle böyle işte burası eğitim evi müddet ara verecek. Ben de dedim ki kesinlikle ara vermeyelim. Biz gittik oraya. Bütün her şeyi, kendi imkanlarını, bütün yıldırımın düştüğü elektrik ve bütün elektronik şeyleri arıza yapmış. Hepsini tamir ettim. Asansörler dahil bütün hepsini. Ondan sonra camide bir takım şeyleri, işte ses sistemi, bütün elektrik, elektronik sistemleri, kendi çabamda bazı şeyleri yapıyoruz. Bir de Cumhurbaşkanımızın 3 ile 6 yaş arasında öğrenciler için kreş gibi bir şey yapma imkanı. Oraya da ben yapalım dedim ve böyle bir projeye de başladım ve kendi çabamla da onu yapıyorum. Sokak hayvanlarım var, 100'e yakın köpeklerim var, 20'ye yakın kedilerim var. Onların hepsini hem tedavi ediyorum hem de her sabahleyin 5'te 6'da onların yemeklerini veriyorum. Şey yapıyorum. Ben arabayla da gittiğim zaman hepsi benim etrafımı sarıyor. Bir işi gönüllü olarak yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu hissediyorum. Bilhassa çocuklara böyle yardımcı olduğum zaman, sizler için şeyler yaptığım zaman çok seviyorum. Yapmak istemediğiniz bir şey olduğunda hayır demekte zorlanır mısınız? Zorlanmam. Ama karşımdakini de kırmamaya çalışırım. Yapamadığınız bir şey olduğunda kendinizi nasıl motive edersiniz? Valla yapamadığım bir şey, yenilgiyi kabul etmiyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yapamadığım bir şey de yok. Yani hepsini başarıyorum sonunda. Hayattaki en büyük amacınız nedir? Hayattaki en büyük amacım sizlere çok güzel bir şeyler hazırlayıp sizlere yardımcı olmak. Sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim.